Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri çetin kış şartlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Aksaray Belediyesi havaların soğumasıyla birlikte olası bir yoğun kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda koordineli olarak Aksaray Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri şehri kış dönemine hazırlamak için hummalı bir çalışma başlattı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 6 tuzlama ekibi 23 personeliyle araçlarını kışa hazır hale getirdi. Müdürlük bünyesinde 50 tuzlama ekibi, 2 adet 5 tonluk küçük kamyon, 4 adet 8 tekerli 12 tonluk kamyon, 16 tonluk 6 adet kamyon, 5 adet grader, 3 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet loader yükleyici kepçe, 1500 ton stok tuz, 20 bin ton solüsyon stok, 1 tane solüsyon distribütör olmak üzere malzeme ve donanımlarla hazırlıklarını tamamladı. Aksaray Belediyesi her zaman her yerde Aksaray'ı tanıtım için kurumsal kimlikle çalışmalarını sürdürüyor. Gidilen yerlerde Aksaray'ımızın ve belediyemizin en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak ve başkanlık makamına görüşme yapmak üzere gelenlere misafirperverliğimizi göstermek amacıyla örf ve adetlerimize uygun nezaket kurallarını gözeten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ziyaretlerde verilmek üzere ilimizi ve belediyemizi tanıtıcı hediyeler hazırlıyor. Kurumsal hediyeler arasında kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik özelliklerini ve değerlerini tanıtmak amacıyla araştırma, geliştirme, benimsetme ve tanıtmaya yönelik ve özellikle milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerin ön plana çıkması için kitap, dergi, broşür, belgesel filmler hazırlatıyor. Yine kurumsal hediyeler olarak özellikle beğeni toplayan ve takdir gören kadınların Akmek'te ürettiği el işi tablolar gibi ürünler de bu hediyeler arasında yer alıyor. Belediyemizde yapılan tüm çalışmalar ve etkinlikler kültürümüzün, milli ve manevi değerlerimizin ağırlıklı olarak yurt içi ve dünyada tanınması amacıyla ve Aksaray ile ilgili farkındalık oluşturmak için her yönüyle etkin şekilde sürdürülüyor. Kültürel mirasımız Somuncu Baba ekmeğinin ünü Aksaray sınırlarını aştı. Somuncu Baba aradan geçen yaklaşık 6 asra rağmen gönül elçiliğini sürdürüyor. 1400'lü yıllarda ekmek pişirip Ulu Cami inşaatında çalışan işçilere ve halka ekmek dağıttığı fırını şimdilerde yanmasa da ziyaretçisi hiç eksik olmuyor. Hacı Bayram Veli'nin hocası olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli'nin o dönemde yaptığı ekmek günümüzde de Somuncu Baba Külliyesi içerisindeki fırında üretiliyor. Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'ni ziyarete gelen binlerce misafir günümüze miras kalan Somuncu Baba ekmeğini sofralarına taşıyor. Somuncu Baba ekmeği aslına uygun olarak mısır unu, bal ve zeytinyağı karışımıyla yapılıyor. Fırında günde 500 adet Somuncu Baba ekmeği üretiliyor, Ramazan ayı ve bayramlarda ise ekmek üretimi 3000 adete çıkartılıyor. Pişirildikten sonra kısa sürede tükenen ekmekler kalırsa ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ayrıca fırında sadece ekmek değil, poğaça, simit gibi belli ürünler de çıkartılıyor. Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri yeşil alanları kışa hazırlıyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri merkezde bulunan yeşil alanlar, kaldırımlar, refüjler, dikim alanlarını kışa hazırlıyor. Ağaç ve çim alanlarında dip açımı, gübreleme, ağaç budama ve deforme olan ağaçların yenilenmesi, parkların temizliği ile Aksaray genelinde yaklaşan kış mevsimine karşı hem ağaçlar ve bitkiler koruma altına alınıyor, hem de yapılan budama çalışmalarıyla ağaçların sağlıklı kalması sağlanıyor. Bitkilerin yaprak dökümü sonrası bakım işlemlerinin en önemlisi olan budama işlemi her yıl rutin olarak gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerle bitki köklerinin kış aylarında ise iyi beslenmesi sağlanıyor. Balık, sağlıklı beslenmenin en güzel yollarından bir tanesi. Peki hangi ayda hangi balık tüketilmeli? İçinde bulunduğumuz Kasım ayı balık sezonunun en canlı aylarından biri olarak kabul ediliyor. Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu ay olan Kasım'da uskumru ve torikte tercih edilen balıklar arasında olurken uzmanlar uyarıyor. Balık doğru zamanda tüketildiğinde daha sağlıklı.
Palamut'un en lezzetli ayı olarak bilinen Kasım'da ayrıca akya, çipura, dil, hamsi, istavrit, kefal, kırlangıç, lüfer, palamut, tekir en lezzetli halleriyle sofralara geliyor. Sağlıklı beslenme menülerinin vazgeçilmezi olan balık, folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selanyum gibi mineraller içeriğiyle de çok zengin bir besin. Aksaraylılar ise en çok hamsi balığını seviyor. Taze balık tercihinin nasıl yapılması gerektiği ve pişirme yöntemleriyle ilgili ipuçları ise işin uzmanından. Havanın soğumasıyla balıklar lezzetli, güzel yani. Balık geliyor, hamsi bolluğu var. Peki Aksaray'da bu ay en çok hangi balık tüketildi? Aksaray her zaman için hamsi, palamut. Hamsi, palamut. Fiyatları ne kadar? 10 lira. İkisi de 10 lira. Peki. Pişirme de var içinde. Pişirme dahi her şey var. Peki balıkları nereden getiriyorsunuz? Ankara ve Samsun. Ankara ve Samsun. İstanbul. Üçünden geldi. Çoğunlukla Ankara'dan geliyor. Her gün aldığımız için günübirlik oluyor. Ankara yakın oluyor. Samsun bir gün atlıyor. Yani Ankara her zaman için avantajlı. Peki balığı alan vatandaşlar balığın taze olup olmadığını nasıl anlayabilir? Balıkçıya güvenecek. Ya balıktan anlayacak ya balıkçıya güvenecek. İkisini de hani yapamıyorsa? Alacak. Şu an vatandaşlarımıza örnek olarak gösterebilir misiniz? Bir balık nasıl taze olur? Balık böyle bu şekil. Kırmızı olur. Gözü parlak olur. Sırtında deniz mavisi olur. Eziği olmaz, çürüğü olmaz içinde. Karışı olmaz bak. Damağı kırmızı oldu mu balık taze olur. Sıkıntı olmaz balıklarda. Her gün geldiği için hamsi dolma. Şu an hamsi bollu olduğu için her gün geliyor. Hamsiler taze şu an. Süper. Çupra var, levrek var. Peki balıkların fiyatlarını genel olarak sıralayabilir misiniz? Hamsi 10 lira, istavrit 10 lira, palamut 10 lira, alabalık 13 lira, çupra levrek 25 lira, deniz olanlar, kültür olanlar 20 lira, kültür balığı 20 lira, baraj levreye geliyor, sudak 15 lira. Uzaklaşırsa. Bunlar öyle. Kefal balığı var 15 lira. Şu an ne işlemi yapıyoruz? Hamsi pişirme işlemi yapıyoruz. En çok bu mu tercih ediliyor Aksaray'da? En çok bu çoğunlukla. Peki pişirme işlemini bize anlatabilir misiniz? Pişirme unluyorsun, tuzluyorsun, tavaya çiziyorsun bu şekil. Çizdikten sonra 5 dakika piştikten sonra çeviriyorsun. İşlem süresi 5 dakika. 5 dakika. 5 dakikada hazır olur. 2-3 dakikada bu tarafı pişti mi ondan sonra pişer. Yemeye hazır olur balıklarımız. Peki vatandaşlar genelde balıkları pişirip de mi alıyor? Çoğunlukla. Evi yakın olanlar pişirme istiyor yani sıcak götürdüğü için. Köye gidenler pişirmeden götürüyor. Peki bunun ismi hamsi tava değil mi? Tava evet evet. Başka neler tercih ediliyor? Hamsi, çupra, levrek onlar ızgarada güzel olur. Alabalık var, palamut var. Peki bu hamsi tavanın püf noktası nelerdi? Hamsi tavanın cizilmesi. Yani güzel cizeceksin, unlayacaksın. Balık ıslak atarsan yapışır, dönmez. Bu şekil. Yani suyunu çektim balık unladıktan sonra biraz bekledim mi daha iyi döner. Yapışmaz tavaya. Yağını güzel dökeceksin. Az yağda daha lezzetli olur balık. Aralık ayı ise bol miktarda tekir getiren bir ay. Uskumru, palamut ve lüfer de Aralık ayında iyice yağlanarak daha da lezzetli bir hal alıyor. Bu haberle birlikte Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.